Daha önce kaç kere söyledim bir daha söyleyeceğim bir daha söyleyeceğim. Rusların Türkiye'ye bir hayrı oldu mu? Yani Rus devletinin, Sovyet ülkesinin Türkiye'ye bir hayrı oldu mu bugüne kadar? Olmadı. Biz 1700'lerden beri Ruslarla savaşıyoruz arkadaşlar. 1800'lerde kaç kere savaştık? 1900'lerde geldiler. Adamlar 40 yıl bizim Kars'ta falan oralarda kaldılar 40 yıl. 40 yıl arkadaşlar. Şimdi bunları bilip de biz e, Rus'a mı güvenip de Amerika'ya kafa tutacağız? Yani Çin'e mi güveneceğiz ya? Otu boku yiyen, bulduğu her hayvanı yiyen, insan bile yiyen, köpekleri canlı canlı ateşle yakıp da kızartıp yiyen bu insanlara mı güveneceğiz? Kime güveneceğiz arkadaşlar? Bana sakın şunu demeyin. Yok efendim Turan işte yok efendim Türk Birliği falan arkadaşlar. Turan Birliği dediğiniz, Türk Birliği dediğiniz ülkelerin bir avuç ordusu var ya. Bir avuça hepsini toplasınız Türkiye'nin birinci ordusu kadar etmiyor bakın. Yani bizim yanımızda böyle bir durumda yaralacak ciddi bir güç yok. Biz tekiz, onlar bir. Biz bir, hepsi bir. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin kafasına göre ona buna savaş ilan etmesi, ona buna kafa tutması, diklenmesi, yani arkadaşlar, evet, yani ben şunu görüyorum zaten. Hükümet gaz alıyor, arada bir bizim gazımızı alıyor, sizin gazınızı alıyor. Erdoğan'ın bu son açıklaması İsrail ile ilgili, işte durdurmaması Anadolu'ya gelecek. Gaz alma bana sorarsanız, bizim gazımızı aldı, sizin gazınızı aldı. Şimdi herkes diyor ki, vay Erdoğan bak, bunu söyledi, bak devlet biliyor falan. Ya devletin bilmemesi ihtimali var mı zaten? Önemli olan devletin ne yaptı. Biz buna bakıyoruz. Devlet biliyor zaten. Ama belli ki devlet şu anda bir şey yapamadığı için öyle ya da böyle İsrail'le Türkiye'nin komşu olacağı vakti bekliyor. Yani o güne kadar da Türk ordusunu, Türk milletini teknik teçhizat anlamında maddi anlamdaki paranın ne kadar ol, önemli olduğunu görüyoruz. Hazırlamak belki de hükümetin, devletin görevi. Bilmiyoruz. Amacı bu belki. Belki de hani bugün durduramadığı için yarın daha güçlü oluruz, öyle durdururuz derdinde. Değerli arkadaşlar. Ama şunu çok net olarak ifade etmek istiyorum. Biz yalnızız arkadaşlar. Şimdi diyecekler ki, e, Erdoğan yaptı bunu." Yok arkadaşlar. Ne yani? Atatürk döneminde Türkiye çok mu dostu olan bir ülkeydi zannediyorsunuz? Osmanlı döneminde Türkiye'nin çok mu dostu vardı zannediyorsunuz? Arkadaşlar, gücü elinde bulunduranın herkes dostu olur. Bugün gücü elinde bulunduran 3 ülke var. Çin, Rusya ve Amerika. Bunlarla Herkes dost olur. Gücü elinde tutuyor çünkü. Peki biz biz kiminle dost olacağız? Ya olaya bir de bu taraftan bakmak lazım. Böyle bakarsak meseleleri daha iyi anlarız. Türkler birleşse de bir şey olmaz. Bak olmaz olmaz. Türk dünyasız. Bak bir şey diyeceğim sana. Bugün Azerbaycan canımız ciğerimiz kardeşimiz, değil mi? İki devlet tek millet diyoruz, değil mi? Bugün Azerbaycan İsrail'e göbekten bağlı. Bugün Rusya Azerbaycan'da çok etkili. Bak. Yani Türkiye bugün İsrail'e savaş ilan etse, Azerbaycan çok zor durumda kalacak mesela. Çok zor durumda kalacak arkadaşlar. Türk dünyası bölük pörçük ve Türk devletlerinin neredeyse tamamı, neredeyse tamamı bağımsızlığını kaybetmiş. Bağımsız görünse de, bayrağı olsa da ya Rus'un güdümünde ya Amerika'nın güdümünde, Çin'in güdümünde olan Türk devletleri var. İsrail'in bakanlarına kadar müdahale ettiği Türk devletleri var. Siz ne Türk devletlerinin birleşmesinden bahsediyorsunuz ya? Turan Birliği'nin orduları efendim çıksın ortaya falan arkadaşlar. Bak bir daha söylüyorum. Turan Birliği dediğiniz Türkiye'yi çıkarın diğerlerinin ordularını toplayın. Türkiye'nin birinci ordusu kadar etmez. Yani Türkiye'nin yanında bir Türkiye yok. Pakistan diyeceksiniz tamam Pakistan'da canımız ciğerimiz bizim kardeşimiz 2. Dünya Savaşı'nda 1. Dünya Savaşı'nda her zaman yanımızda durdu. 1. Dünya Savaşı'nda bize gönderdiği silahlar askerler vesaire Pakistan'ın yani gönderdiği altınlar o altınlarla biliyorsunuz şimdi İş Bankası hani e, CHP'ye çalışan o İş Bankası kuruldu. O dönemin e, işte yöneticileri o parayı İş Bankası özel banka olarak kullandılar millete dağıtmak yerine. Hatırlayın yani bizim arkamızda tamam böyle güzel ülkeler var ama o ülkelerin de bir sürü sorunu var. Ya yani bir Biz savaşa girdiğimiz zaman bizim yanımızda durabilecek ne kadar gücü var ya da öyle bir durumda o ülkelerde iç isyanların kargaşaları çıkacağı garanti mi? Amerika her yere yerleşmiş vaziyette. Her yere ajanlarını yerleştirmiş. Yahu Amerika Türkiye'de Türk eğitim sistemi Amerika'ya entegre olsun diye 9-10 bin tane ajanını 1960'larda Truman Doktrini ile birlikte, Truman Sözleşmesi ile birlikte yani devletin de izniyle yani öyle söyleyeyim size. Bize ülkemize gönderdi. Bir sürü Amerikalı hoca Türkiye'de eğitim verdi okullarımızda. Amerika ile Türk eğitim sistemi birbirine benzesin. Yani biz Amerikanlaşalım diye. Şimdi bunları biliyoruz. Tüm bunları okuyoruz, tüm bunları görüyoruz. Ondan sonra Türkiye'nin kahramanlık çıkışı yapmasını bekliyoruz. Yok arkadaşlar, yok istesek de yok yani. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı bana sorarsanız gaz almıştır. Bu bir gaz alma operasyonudur. Ötesi bence yoktur. Şimdi tüm bunların arasında, tüm bunların arasında arkadaşlar biliyorsunuz Ankara'da işler karıştı. Ciddi olaylar oldu Ankara'da. Yani emniyette bir darbe girişimi oldu. Emniyet birbirine düştü. Devlet birbirine girdi yani. Şimdi devlet deyince bir tanesi yazmış haddini bildirmiş bana had bildiriyor. Yani herhalde devlet değil de devlet bahçeli falan mı algıladı ya da devlet birbirine nasıl girer anlamında artık kafasına göre yazmış. Engelledim gitti ayrı mevzu. Ama arkadaşlar hakikaten Ankara'da devlet birbirine girdi. Şu anda öyle bir şey ki Ankara'da belli bir grup, grup emniyet müdürü başka emniyet mensuplarını ayar çekiyor ya da devlete ayar çekiyor, hükümete ayar çekiyor. Yani tuhaf bir şey var Ankara'da şu anda. Bir şeyler oluyor Ankara'da. Bu konuda da epey bir köşe yazısı yazanlar oldu. Ee, dün akşam bununla ilgili zaten size bir saatlik bir yayında 10-11 tane köşe yazısını sizlerle paylaştım. Bu arada bugün Oda TV'de şöyle bir haber vardı. Hürriyet'in kafası karışmış. Gündemlerinde Ankara'daki emniyet olayı demiş. Hürriyet'in üç yazarının e, bu konuya farklı bakış açısı getirmesine dikkat çekmiş. Çünkü hürriyet tek sestir, hükümetin sesidir baktığınız zaman. Ama orada bir kafa karışıklığı olduğuna dikkat çekiliyor. Ahmet Hakan olayı e, darbe girişimi olarak görmüyor ama Selvi ve Şener farklı açılardan bakıyor. Abdülkadir Selvi ve Nedim Şener. Şöyle haberi ben sizinle paylaşayım arkadaşlar. Ahmet Hakan Ankara Kumpası'nı anlama kılavuzu başlıklı yazısında olayın darbe girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Gözaltına alınan polis şeflerinin gizli tanığın ifadesine Bekir Bozda, Hasan Doğan, Fahrettin Koca, Abdülhamit Gül gibi iktidarın en önemli isimlerini monte etmek için uğraştığını yazan Ahmet Hakan, işte bu durum polisler ile hükümete yönelik bir darbedir. Bu tezde akla pek yatmayan taraflar var. Bir gizli tanık ifade verdi diye iktidarın önemli isimleri bir organize suç çetesinin unsuru haline getirilebilir mi? Bu biraz netice alınamayacak bir çaba değil mi? Bu monte etme girişimi bana inandırıcılıktan uzak bir girişim gibi geliyor. Buradan hükümete darbe sonucunu çıkarmanın biraz zorlama olduğunu düşünüyorum. Ama yine de ön yargılı değilim, ikna edilmeye açığım demişim. Abdülkadir Selvi ise arkadaşlar mafya operasyon mu? Mafyanın siyasete kurduğu kumpas mı? Başlıklı yazısında diyor ki eğer Serdar Sertçeli'nin iddia ettiği gibi polis şefleri AK Parti ve siyasetçilerin isimlerini itirafçının ifadesinin içine yerleştirdiyse burada bir junta oluşumu var demektir diyor. Önemli bir detay. Aynı şekilde arkadaşlar. Selvi Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün yurt dışına kaçan bir itirafçı üzerinden bu organize suç örgütü yurt dışına kaçan bir itirafçı üzerinden AK Partili önemli siyasetçilerin isimlerini vererek tam aksine AK Parti'ye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ve Cumhur İttifakına Kumpas mı kuruyor diye sormuş. Yani olayı biraz daha yani e, cuntaya dikkat çekerek daha hafifleştirmiş gibi görülüyor ama e, ama tabii bu işin içinde bir darbe e, kokusu, juntalaşma e, söz konusu olduğu için bir darbe kokusu aldığını söylüyor. Benzer sözleri ama bu sefer de biraz nasıl diyelim size e, bu tarikatlar, cemaatler vesaire bunları da işin içine katarak Nedim Şener'den bir uyarı geliyor bence. En kritik yazıyı Hürriyet'te Nedim Şener yazmış. Diyor ki FETÖ'ye diyet borcu olan emniyetteki kuklalar başlıklı yazısında Kaplan'ın açık olan iki dosyası üzerinden bu operasyonu tezgahlayanların amacı çetelerle mücadeleden çok bu operasyon üzerinden siyasete kumpas kurmaktı diyor. Şimdi Ali Erdikal'ın bir açıklaması olmuştu arkadaşlar. Onu hatırlatmışlar. Geçiyorum orayı. Diyor ki Ali Yerlikaya'nın sözlerinin samimiyetinden hiç kuşkum yok. Ne yazık ki paylaştığı mesajındaki tüm kötülükler var. Ne var? O kötülükler neydi? Ali Yerlikaya'nın FETÖ taktikleriyle çalışan ve FETÖ'cülerle iş birliği yapan, Cumhurbaşkanı, hükümet üyeleri ve siyasetçilere hedef alan FETÖ vari gizli tanık taktikleri kullananlar diyor. Bunların hepsi var diyor. Ve bunu yapanlar Ali Yerlikaya'nın doğrudan kendisine bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü içinde FETÖ'den boşalan yerleri dolduran, bakın bu önemli, Nurcu Okuyucu, Kurdoğlu Grubu, Süleymancı, Menzilci veya başka isimler taşıyan yapılar. Bunlar tarikat ya da cemaat demek bile yanlış. Bunlar artık hükümet üzerinde vesayet kuran, Devlet imkanlarını kullanarak hükümete ve siyasete operasyon yapabilecek güç ve imkana kavuşmuş gruplardır diyor.